Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Canon Mobile GM8'in sağlamlık testiyle karşınızdayız. Arkadaşlar telefon 1000 lira civarında satılıyor. Bildiğiniz gibi iki farklı varyasyonu var. Siz dediniz ki ben bu telefonu alacağım ama sağlam mı değil mi merak ediyorum. Öncelikle gelin suya dayanıyor mu dayanmıyor mu buna bir bakalım. Değdirip çıkartayım mı? Öyle bir iddia yok yani. O yüzden bir şöyle bir göt su düştü su gidi çek. Aynen. Hemen öyle çektim. Olur. Allah bir daha Allah düştü. Allah yine düştü. Yeter bence. Allah düştü. Lan oğlum yapma ya. Ne diyor? Dolby Audio diyor, ses diyor. Şöyle müsaadenizle hayat öpücüğünü veriyorum. Evet, gelin telefonu bir açalım. Öncelikle parmak izi çalışıyor mu? Buna bir bakalım. Çalıştı. Parmak izi çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Dokunmatiğinde de şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor. Bir de hoparlörden ses geliyor mu gelmiyor mu ona bir bakalım. Videomuzu açtık. Oo, cızırtılı geliyor. Şöyle mikrofonuma yaklaştırayım. Ya bu geç edebilir. Ama geçmeye de bilir. Evet. Arkadaşlar telefonun suya karşı zaten bir iddiası yoktu. Bu yüzden de testi geçemedi diyebiliriz. Anlık böyle telefonla herhangi bir takılma vesaire olmuyor. Ancak hoparlörü çalışmadı. Siz bu telefonu suya soktunuz, çıkardınız, başına bir şey geldi. O zaman zaten garanti dışı kalıyor, bunu söyleyelim. Çakmağım çalışmıyor. Oğlum gazı bitik ya. Durun bir çakmak bulayım. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki küçülecek. Gidiyor. Bay bay. Animasyonlu arka plan nasıl yapılır diyorlar. Hafiften siyah bir isim bu acaba ya. Şöyle bir silelim bakalım. Evet, geçiyor. Dokunmatikte de şu an herhangi bir sıkıntımız yok. O zaman gelin bir sonraki teste geçelim. Çizilme testinde Çağdaş ne yaptın ya? Sakin, birazdan geleceğiz. Öncelikle telefonun günlük başına ne gelebilir? Gelin bunlara bakalım isterseniz. Mesela bozuk para. Şöyle bozuk parayla bir girişelim. Bozuk para ön tarafta iyi. Arka tarafta ama gidecek gibi inanıyorum. Arka taraf metal gibi gözüküyor ama plastik. Aa bak, kazı kazan. Çakma Samsung'muş bu. Normalde boş. Bu hep çakmalarda oluyor bu. Android. Sadece Android oldu bak, gördüğün gibi. Andro yapsan abi. Andro. Yapamadım Çağdaş. Andır. Bozuk para etkili oldu arkadaşlar. Arka tarafını çiziyor. Bir de anahtarla deneyelim. Parmak izi okuyucusu da dahil. Zaten telefonun her şeyi silindi abi. Benim ilk kez başıma dönüşüm. Aynen. Şimdi bir bakalım parmak izi okuyucusu çalışıyor mu? Çalıştı. İyi bari. En azından ön kapakta bir kılıcı denemeyelim. Ben bir döner doğrayayım önce. Döner doğru aynen. Abi çok ilginç telefon. Yaprak döner. Soğan olsun mu abi? Turşu koyayım mı abi? Telefon titriyor Çağdaş. Titrer tabii lan, maymun oldu. Güzel. Ne renk çıktı abi altında? Koyu gri. Çağdaş, telefon çizilmeye karşı dayanıklı değil. Sen onu kınına sok. Boş ver abi, sakin ol. Sakin ol, daha çok testimiz var. Sakin. Ben bunu çok rahat bükerim abi. Bükmeyeyim mi? Ya bük abi, bunu göstereceğiz abi. Dur. Tamam, gitti bu, gitti. Bak, hiç güç kullanmadım. Eski haline bile getirebilirim ben. Bak, güzel. Yamuk telefonlarınız düzeltilir. Şu deneyimi paylaşmak istiyorum. Gerçekten sanırım ilk kez abi düzelttim lan. Ay bayağı telefon. Bak bir daha yamultayım. Bak yamuldu. Modüler telefon. Hop düzeldi. Evet arkadaşlar, telefonun bükülmeye karşı da dayanıklı olmadığını buradan çıkartabiliyoruz. Çok bayağı merak ediyorum. Yapmıyoruz da. Bir otursana abi şunu. Bir oturayım. Gelin. Cep. Bakın oturuyorum. Telefon arka cepte. Oğlum çatır çutur ses geliyor. Çok korkuyorum. Arkadaşlar telefonu cepten çıkardım. Gölge bir yere geldik. Durum bu. Ekran bay bay dedi arkadaşlar. Artık telefon maalesef işlevsiz bir hale geldi. Bir düşürelim o zaman ya. Adetten düşürelim abi, aynen. Cep hizası. Geldi. Çağdaş sen seviyorsun lan çevirmeyi. Çevir bakalım. Yani abi. Vay dostlar, vay biz nerelere gidelim. Atıyorum. Arkadaşlar telefon zaten cep hizasından gitmişti. Biz işin fantezisine girdik. Kulak hizasından attık. Telefon tabii ki de açılmıyor arkadaşlar. Böyle değişik titreşimli bir ekran var. O muhtemelen gözükmüyordur bile. Arkadaşlar telefon normal aşamalarda maalesef cortladı. Fişi çekti. Şimdi artık gelin WebTekno usulüne geçelim. Telefonu tabii ki de böyle göndermeyiz. İyice döner oldu aşırı sıkıntı. Haydi.
Evet arkadaşlar, Web Tekno Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yemek pişirmeyeceğiz. Bugün General Mobile GM8'i yağda pişirmeye çalışacağız. Ama bunun bir hikayesi var. Aynen. Şu masanın genel olarak hikayesini anlatayım. Bize bir mail geldi arkadaşlar. Yok işte telefonu alın, lavabo açıcı dökün, üstüne kaynatın, oradan çıkarın, limon sıkın, üstüne batırın. Biz de dedik ki bu arkadaşımızı kırmayalım, madde madde uygulayalım. Ama gelin görün ki evdeki hesap çarşıya uymadı, telefon jortladı. Jortladı. Doğal olarak şu aşamalara bizce gerek kalmadı arkadaşlar. Onları bir kaldır istersen. Biz hani arkadaşımız bilsin, kalbini kırmadık. Her şeyi hazırladık ama cortladı. Ver coşkuyu Çağdaş. Çağdaş Usta, bugün bize ne pişiriyorsun? Arkadaşlar bugün menümüzde GM8 var. Burada hazırı var zaten. Biz onu aldık. Yağımızı daha yeni attık ama çıtır pıtırtılar geliyor şu an. Gördüğünüz gibi yüzümüze patlamasın. Gözlük taktık oğlum. Niye taktık bu gözlüğü? Telefonu alayım hocam bu ara. Onu ben bir unlamam lazım çünkü. Al onu, al onu Çağdaş. Yağ daha kızmadı, ne yapıyorsun? Mundar ettin telefonu. Abicim banıyoruz önce. Arkadaşlar, koy şunun içine koy. Sosumuzu hazırladık. Terbiyesi oluyor. Oluyor, iki. Aynen. Tuz ve karabiber rica edebilir miyim? Tabii ki de arkadaşlar, her zaman olduğu gibi yangın tuzumuz burada. Çok önemli yangın tuzu. Bu bence oldu ya Çağdaş. Biraz daha kalsın. Bu ne bu? Karabiber. Karabiberimizi ekiyoruz. Tuzu da ben atayım şöyle. Tuzu da şöyle. İyice tuzladık, karabiberledik. Arkasında tuzladık, terbiyeleyelim. Terbiyesini yapalım. Yağımız aşırı derecede hazır. Tüpü kaldırıyoruz, bunu tabii ki de böyle yapacağız. Yağımız kızardı. Tüpümüzü şöyle bir... Daha önceden terbiyelediğimiz GM8'imizi alalım. Evet, çok güzel. Oo. Çok güzel pişiyor. Şişti telefon şu an. Kaçın, kaçın. Ulan güzel koktu lan yanına. Olay bitti bence. Çağdaş şunu söndür, gözünü seveyim ya. Demek ki her türlü önlemi alamamışız Çağdaş. Gayet güzel bir şekilde pişti telefonumuz. Çok şurası... kötü koktu be, eridi. Çağdaş, Çağdaş ne yaptın Çağdaş? Yandın mı lan? Anlamadım da yandın mı? Bu yanık batarya kokusu, ben bunu her yerden tanıyorum. Nereye gitsem bilirim her yerde kokuyu. Aynı koku. Tabii ki de yağımızı Lütfü başka bir kaba aktardı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bunlar atık statüsünde, o yüzden siz de lavaboya dökmeyin. Bildiğim kadarıyla alınıyor bunlar, alan yerler var. Batarya şişmiş ama evet, bir sıkıntı yok. Evet, bir ineği numarası çıktı. Bu naylon bildiğiniz. Bu plastik arkadaşlar. Arka kapak plastikmiş. Hatta şöyle bir... Şurada parmak izi okuyucu var. Bunu ayırmak istiyoruz. Ben şunu hazır durayım da. O zaten ben biliyorum, tam büfeyim. Bu parmak izi okuyucu arkadaşlar. Şu bataryadan kurtulursak bayağı bir rahatlayacağız. Hayatımda bu kadar çirkin bir yangın söndürücü görmedim. Evet arkadaşlar, böylece de GM8 sağlamlık testimizin sonuna gelmiş olduk. Enteresan bir videoydu bizim için de. Gayet aynen, eğlendik arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir diyelim. Böyle ilginç, fantastik şeyleri bize mutlaka mail atın arkadaşlar. GM8 kızartmamız hazır. İstediğiniz zaman gelip tadabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Şimdi... Ya son bir izlenim sunalım abi. Bence sağlam değil. Bence de sağlam. Hiç değil. Yağa dayanamadım. Tabii ki de ondan değil arkadaşlar, düşme testlerinden falan filan iyi çıkamadı telefon. İyi çıkamadı. Bir de şu arka kapak gerçekten sıkıntılı. Yağ atar atmaz da bildiğin kabardı. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Kanala abone değilseniz abone olun mutlaka. Hala yağ çıkıyor ya. Başka bir Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortamınızdaki bağlantıdan da kanala abone olabilirsiniz.